Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Minecraft dünyasına giriş yapacağız. Şöyle bir başlayalım. Minecraft Pocket Edition'ı indirdik biz tabletimize. Program yani oyun ücretli. iOS fiyatı yanılmıyorsam 12.99. Android fiyatı da 13.49. Minecraft'ı çok duymuşsunuzdur hiç alakanız yoksa bile. Genelde hani çok çirkin bir görüntüsü var. Bilmem ne soğuk durup oynamayanlar çoğunlukta olsa bile 100 milyon kullanıcıya ulaşan bir oyun. Şu an itibariyle. Ben de ön yargıyla başladım. Fakat çok ısrar geldi. Minecraft'ı incele bir bak nasıl da oynanıyor falan filan cacut diye. Öyle bir başladık. Ayrıca de hoşuma da gitmedi değil. Hoşuma da gitti oyun. Onu da söyleyeyim. Çok gıcık bir eski bir altyapısı olmasına rağmen. Öyle gözükmesine rağmen daha doğrusu. 8 bitli hazırlandığı için. Şöyle bir new diyelim. Creative moda geleceğim önce. Fakat ilk başlangıç olarak survival modda oynayalım. Şöyle burada ismimizi yazalım. Şimdi arkadaşlar survival modda direkt armut gibi başlıyoruz. Hiçbir şey yok. Böyle bu adamın eli. Hatta şuradan tipine bir bakacak olursanız. Şu şöyle mal mal geziyor. O yüzden direkt olarak yani bu modda başlarsanız önce yapmanız gereken ilk iş şu ağaçları kesmek. Bakın şurada odun parçası düştü. Onu sonra alacağız. Bunu yapmanın mantığına da geleceğim. Şöyle bir keselim önce de. Şuraya bir sığınak gibi bir şey yapmamız lazım. Şimdi ağacımızı kestik. Önce craft yerinden odun yapıyoruz önce. Şu oak planks yazanlardan. Şuraya bastıkça o kendi kendine odunu full diyor. Sonrasında ise crafting table yapacağız. Bu yani nasıl diyeyim? Marangoz sehpası gibi bir şey olacak. Genelde buradan yapacağız yapacaklarımızı. Hemen önce tabi tahtayla başladığımız için daha taş maş almadık. En alt seviyeden işte balta, kazma onları yapacağız. Aksi takdirde taş falan toplayamayız. Onu da söyleyeyim. Şöyle basalım. Ağacımız yeterli ama şu çubuktan yok diyor. Geri gelelim. Şu çubuk dedi stick. Birkaç tane yapalım. Tekrar gelelim. Şundan bir tane, iki tane yapalım hatta. Bir de baltadan yapalım. Şöyle seçip alabiliyoruz. Şimdi dediğim gibi önce geceyi hemen geçirecek bir barınak yapmamız lazım. Onu belirteyim. Hemen etrafımızda taş yokken, ağaçlar çokken hemen bir ağaç alalım. Şu craft table'ın olduğu yerde. Başımızı sokacak bir barınağa ihtiyacımız var muhakkak. Biraz daha ağaç topladıktan sonra şöyle birkaç tane daha yapalım. Şimdi barınak barınak diyoruz. Yapmamızın tek sebebi var. Hava karardığı zaman zombiler, yaratıklar falan geliyor. Onlardan saklanmamız lazım. Şöyle bir barınak herhalde ilk gece işimizi görür. Tabi oyun... Neyse craft table'da gömdük ama. Evet, bu olmadı işte. Şunu kaldıralım. Sanırım bu odunlar yetmeyecek. Bu. Barınağı yapmamıza. Bakalım şöyle bir. Şöyle etrafına sağına sonuna basarak zaten yerleştiriyoruz bunu hemen. Anlamayacak bir şey yok tabi de. Evet bitti. Hemen hava kararmadan birkaç ağaç daha kesmemiz lazım. Evet koyun gördük. Arkadaşlar izninizle ben bu koyun dalacağım. Çünkü geber lan. Yün çıkıyor. Yün de alınca biraz yani 3 tane koyun öldürmemiz gerekiyor sanırım ilk başta. Yatak çıkıyor. Yatağın çıkması demek de geceyi hemen geçmemizi sağlıyor. Evi de kaybederseniz tabii. Onu da söyleyeyim. Evi kaybetmeyeceksiniz. Neyse geldik. Bakalım craft'ta. Yani yeter herhalde o kadar odun. Şöyle bakalım. 24 tane var diyor. Toparlar mı? Toparlar. Neyse barınak kafamızı sokacak kadar bir yer. Bir gece kondu yapsak olur. Çünkü ilk gün durduk yere zıbarmanın da alemi yok. Şöyle bir şey işte. Hani ilk geceyi atlatacak bir barınak. Dediğim gibi yeterli olacaktır. Ben havanın kararmasını bekliyorum bu arada size göstermek için hani ne olacağını
Ondan fazla gezinmiyorum da ilk günü bir kurtarayım. Daha taş arayacağız hep beraber. Biraz bekleyelim. Bakın güneş gittikçe batıyor yavaş yavaş. Gece olmaya başlayacak. Gece olunca dediğim gibi zombiler çıkıyor. Onu bu karanlık ekranda nasıl göreceksiniz bilmiyorum da. Ben hemen bir crafting table'ımı koyayım şuraya. Şuradan hemen bir kapı yapalım bir tane. Yaptığımız kapıyı seçelim. Bekleyelim. Evimizin girişine koyalım kapıyı. Eminim bir s**miyorum ben şu anda. Evet beyler sabah olmuş. Ne orada koyun mu var ya? O koyun bana lazım. Kaçma lan. Geçmişin. Çıkmadı mı? Tamamdır. Barınağımızı bulursak şimdi yatağımızı da yapacaktık da. Ulan karşıda gördüğüm yer inşallah benim barınaktır ha. Şurası herhalde bizim kurduğumuz barınağın olduğu yer. Vallahi barınağı bulduk ha. Yemin ederim balık gezerken barınağı da bulduk. Lan çık artık. Tavanını açalım da. Işık gelsin. Yemin ederim devletin yaptığı öğrenci yurdu gibi oldu barınağa bak. Tamamdır barınağımız bu. Şimdilik. Bunu istersek tabii büyütebiliriz. Fakat biz hazır gündüz olmuşken. Gerçi şuraya şöyle bir yatağımızı yapalım da. Yatağın amacı şey, hemen hava kararınca gece zombilerle falan uğraşmak istemiyorsak hemen yatıyoruz. Bir anda sabah oluyor. Onu da birazdan gösteririm gece olunca. Şimdi biz direkt olarak maden aramaya başlıyoruz. Şöyle bir turlayalım mı yoksa direkt dalalım mı bir yerden? Biraz bakalım. Hazır gündüzken. Dediğim gibi her şeyin sırası var. Önce odunla başlıyoruz. Ondan sonra bu kazmayı yapmamız şart. Olmazsa olmazımız. Yoksa taş toplayamıyoruz. Sonra taştan bir kazma yapıyoruz. Ondan sonra kömür. Öyle öyle giderken. Gel buraya gel gel. Gel gel. Lan nasıl ölmedin? Şöyle maden belirleyelim bakalım. Taş çıkacak. Bunlar şu anda kum. Kumun şöyle bir saçmalığı var. En alttakini kazınca bir tık aşağı düşüyor hepsi. Taşta bu olmuyor. Tabii doğal olarak. Taşa mı geldi lan? Evet taşa gelmişiz beyler. Evet, bol bol taş topladım. Evet, şu an elimizdeki kazma patladı. Zaten birazdan taştan yapacağımız için sorun değil. Bol bol taş toplayın. Barınağınızı taştan yapın bu arada. Çünkü ilerleyen günlerde yani birkaç bir iki gün sonra dediğim oyun içi gün yeni bir karakter geliyor kendini imha edebilen bir zombi. Tahta eviniz ona dayanmıyor ama taştan barınak her zaman çalışıyor. Herhalde bu kadar taş yeterli. Şuradan bir craft table yapalım önce. Bir tane yaptık. Şuraya koyalım. Topladığımız taşlardan bir tane kazma yapalım. Bir tane balta yapalım. Artık hani odunlara çünkü ihtiyacımız yok. Hatta kılıcımızı da yapalım. Bitti mi? Hatta kazmayı birkaç tane yapın. Yedek kalsın dediğin gibi hani patlıyor. Artık şunlara ihtiyacımız yok. Böyle basılı tutup atabiliriz. Ya tahtasına gerek yok artık. Şimdi kömür aramaya başlayalım.
Şimdi taşın olduğu yerlerin yakınlarında kömür tek tük olsa da çıkıyor. Şöyle biraz bakalım. Yok mu, kömür bulamadık mı hala? Evimizi bulalım tekrar. Akşam oluyor. Yani akşam oluyor, çabuk. Oo, geldik dünyanın sonuna. Beyler, ne yaparsanız yapın, nereden geldiğinizi unutmayın. Oyunda bu çok önemli. Hayatta da bu çok önemli. Bu arada size ders de vereyim, hadi bakalım. Şu anda s**mıza ramak kaldı. Yani her an s**biliriz. Beyler, evi gören var mı ya? Dediğim gibi işte böyle kaybolursak da tekrardan şöyle kendimize bir sığınak yapıyoruz. Gündüz olunca bulacağız evi. Tamam, sabah bekleyelim. Sabah oldu, tekrar dışarı çıkıp kömür arabasına geçeriz. Evet, sabah oldu. İnimizden çıkalım. Çıkamadık. Geceden kalan zombilerin hepsi yanarak can veriyor. Bak, o bütün koyunları falan hep öldürmüşler. Ne oldu lan? Ya, kaktüse gelmiş. Gençler, şöyle bir şey var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şu yeşil yavşaklar ölmüyor. Ayrıyeten bak, yanınıza geliyor, şişiyor, patlıyor. Hani bunları görünce isterseniz vurun şöyle bir de. Şişten gel. Kızdın mı yavrum? He? Kodum seni. Geber piç. Şu örümcek ağları da işe yarıyor. Onlara da ok yapıyoruz. Şu an biz dün kaybettiğimiz barınağımızı arıyoruz beyler. Beyler, bu kaybedin, barınağınızı kaybetmeyin burada ya. Dur bakayım. Vallahi orada. O mu? Yapma ya. Neyse, lazım olur. Bir dur, bir dur. Peşinden koşturma. Zaten barınak yok. Evet, barınağı gördüm lan karşıda. Aga, bugün evin etrafından ayrılmayalım ya. Sıkıntı çekiyor sonra. Şey, evi biraz büyütelim. Olmadı. Öyle bir şeyler yapalım. Şu kuma zaten ihtiyacımız yok. Bunu bir atalım şöyle. Bayağı müteahhit gibi denize attık ha. Yine ağaç keselim. Ev yine ağaçtan olsun. Bari girişmişken. Şöyle evimizi biraz genişletelim. Hani zombileri mombileri bir şey yaratmaya geçtim. Sırf böyle barınak ev yapmak için bile çok rahat oynanır bu oyun. Şöyle işte evimizi genişlettik. Bir kapı pencere falan daha açacağız tabi de. Kapı burada mıydı? Buradaydı. Zaten çok da yazlık bir ev olmuş. Biraz maden bulalım. Gençler, bu arada evin yakından bir yerden kazmaya başlayalım ki başımız ağrımasın sonra. Şöyle şuradan başlıyoruz artık. Bu arada belki okumuşsunuzdur sağda solda. Minecraft'ın filmi bir ara çekilecekti, sonra iptal edildi proje. Şu an tekrar Warner Bros'la anlaşma yapılmış. Minecraft'ın filmi de geliyor. Hani nasıl bir film yaparlar? Gerçi o çok merak edilen bir konu ama bu haberi verelim. Bu oyun aslında hani bilgisayarda multiplayer olarak oynanabilen çok güzel serverları da var. Hani vaktiniz varsa bir bilgisayarınıza keşfedebilirsiniz. Bakın şu siyahlık olanlar kömür. Şimdi dediğimiz gibi hani kömürle ne yapıyorduk? Kömür bizim şu işimize yarıyor. Crafting table'ımızı kuramıyoruz. Hepsini ağaç yaptık çünkü. Kömür şu an hiçbir işimize yaramadı tabii, o yüzden. Şöyle bir yukarıya basamak yapalım. Tekrar ineriz. Şöyle bir basamak yaptık evin dibine. Hemen crafting table'ımızdan bir meşalemizi yapalım. Bakın gece oldu. Şöyle gece olduğunda evimizi bulabileceğimiz meşale bir yapalım. Kapıyı kapattık. Yatağımıza yattık. Çok kısa bir sürede sabah olacak. Tamam, kalkınca sabah olmuş demektir. Zaten yatağa sadece geceleri yatılabiliyor. Bu bulduğumuz madene tekrar giriş yapalım. Buraları iyice bir kazalım artık. Biraz yanımıza ağaç depolayalım beyler. Ondan sonra da artık maden dünyasına girmeye başlayalım yavaş yavaş. Şu an madenimiz evimizin yakınında. Yer olarak da gayet iyi. Şöyle başlayalım artık. Tabii meşale böyle bastığınız yerde değil de şöyle yana bir yere koyarsanız daha iyi olur.
Bakalım şöyle bir giriş yapalım, nerelere gidiyoruz. Asıl muhabbet. Şimdi yan kanal arayacağız. Sağdan soldan mağaralar arayacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Ben bu kısım biraz uzun sürebilir. Ben arayayım. Bulunca tekrar başlarız. Gençler biz madenden çıktık tabi. Biraz gezindik falan. Bu arada health'imiz bitti biraz. Düştük sağda solda. Şöyle bir güzelliği var oyunun. Şimdi health'imiz azaldı. Şöyle girelim. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz diyor. Bekleyeceğiz biraz havanın kararmasını. Evet, şimdi yattık. Gördüğünüz gibi health'imiz fullendi. Sanırım 4. ya da 5. gündeyiz. İşte şöyle bir madenimiz var. Şimdi madenin içine dalacağız. Farklı farklı tüneller var demiştik. Fakat bunu şu an yapamıyoruz. Çünkü nereden çıkacağı bilinmiyor. Hani boşu boşuna vakit kaybetmek istemiyorum. Onu siz oynarken, gezerken değişik madenleri bulursunuz. Oyunun bir de bu bölümü gayet başarılı. Survival modu. Bir de hani abi ben sadece işte jiggle'ayım. Yok böyle sağda sola ev yapayım. Bilmem ne. Bana karışan neden olmasın. Yok böyle element ara, maden bul tarzında yapmayalım. Beni bu sarmadı derseniz şu lavuğu öldürdükten sonra o kısmı da göstereyim size. Asıl kısım bu. Bunu tabii kendiniz keşfedeceksiniz. Daha ben de birçok şeyini bilmiyorum. Ben de yeni başladım. Ama başlangıç olarak bu şekilde. Dediğim gibi hani birinci madde ağaç keseceğiz başlar başlamaz. İkinci madde muhakkak bir sığınağımız olmak zorunda. Geceye geçeceğimiz. Yoksa aksi takdirde işte ok atan iskeletler, şu az önce gördüğünüz patlayan zombiler, normal zombiler geliyor. Örümcekler falan derken bayağı bir sıkıntı çekersiniz. O şekilde başlayacaksınız. Zaten sonra yapmanız gereken yerleri görüyorsunuz. Hani ne gerekiyor. Ona göre topladığınız malzemelerle kendinize silah, ok, istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Çok çok büyük bir başarı. Yani 8 bitlik bir oyun için çok büyük başarı. 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşmak. Dediğim gibi diğer bir moda da bir göz atalım şöyle. Diğer mod kreatif mod, yani yaratıcı mod diye basit Türkçe olarak şey yaparsak böyle başlayalım. Kreatif moda gelirsek burada her şey sınırsız. Fark ettiğiniz gibi health simgesi yok. Ölümsüz karakter burada. Yani sadece işte amaç bir şeyler yapmaya yönelik. Gece olmuyor. O yüzden düşman, savunma falan sıkıntısı da yok. Yani öyle bir yere çıkmışız ki düz alan yok, bir şey yapalım. Aha, buldum. Bakın pataraküte inebiliyorsunuz. Şöyle taştan güzel bir ev yapalım. Bu arada gördüğünüz gibi her şey açık. Yani rahat rahat istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Biz şöyle bir, madem her şey var, güzel bir gördüğünüz gibi evimizi yaptık. Tabii buradan tuğlayla da yapsak daha iyi olurmuş da. Bu şekilde server kreatif kısmı. Artık gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. İsteyen stadyum yapsın, isteyen gökdelen yapsın. Şöyle bir, neyse. Kaplayalım mı da? Neyse, uğraşmayalım fazla ya, şöyle imzamızı atalım. Oyunun tabii birçok versiyonu var. Yani ben sadece Pocket Edition olduğu için telefondaki olan kısmını, mobil kısmını gösterdim size. Fakat bilgisayardan oynarsanız bambaşka bir boyuta açılırsınız. Multiplayer serverları çok meşhur. Çok farklı. Şuradan bir, neredeydi o ya? Kendi imzamızı atalım.
Şöyle de kendimiz imzamızı attık. Bu videomuzda sadece sizlere Minecraft'a giriş kısmını anlattık. Tabi çok çok büyük bir oyun olduğu için bunu komple inceleme fırsatımız elbette olmaz. Dediğimiz gibi kendiniz keşfederseniz daha çok keyif alırsınız bu oyundan. Hani nedir, nasıl yapılır kısımları oldukça güzel, keyifli. İki kısmını da gösterdik. Biz özellikle Pocket Edition kısmını gösterdik, mobil uygulama kısmını. Tabi Minecraft ayrı bir dünya. Şöyle bir özelliği var Minecraft'ın. 8 bitlik basit bir oyunun nasıl 100 milyon kullanıcıya ulaştığını günümüzde göstermiş tabii bunu. Yani oldukça başarılı oyun dünyasında. Yani bunu hatta filmi çıkacak kadar başarılı. Bunu kimse hani çok aptalca bir oyun diye lanse edemez. Sadece hani grafiklerin gözüne kötü gelen insanlar bunu yapar, bu yakıştırmayı. Onun dışında hani oynarlarsa, ki başta ben de öyleydim. Çok önyargılı yaklaştım bu oyuna. Hani çok dandik oyun, onun nesini inceleyeceğim falan derken içine girince hakikaten fark ediyoruz. Dediğim gibi bu videomuzda da Minecraft'ı kısaca girişini gösterdik. Alt tarafta gördüğünüz Twitter adresinden bana ulaşıp istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. İncelemesini yapma fırsatımız olursa elbette ki dinleriz. Şuraya imzamızı attık tabii. Benim imzam biliyorsunuz. Bu değil, bu. Hadi eyvallah, görüşürüz.